PYD eski eş başkanı terörist başı Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasından, yakalanmasından sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ve A Haber farkıyla o fotoğrafı birlikte izliyoruz. Ve son dakika haberimizde Salih Müslim'den ilk fotoğraf başlığıyla yer alıyor ve terörist başı Prag'da mahkemeye çıkarıldı. Bundan sonra hakim karar verecek. Tutuklansın mı, tutuklanmasın mı? Hemen ekleyelim. Yakalandıktan ve gözaltına alındıktan hemen sonra Çekya hükümeti ve ilgili bakanlığı Türk hükümetiyle temasa geçti. İade talebiyle ilgili belgeleri, evrakı acele bize gönderin dedi. Türkiye dosyayı hemen gönderdi ve bunun ardından da değerlendirilecek kuşkusuz bu dosya hakim tarafından, muhtemelen çoktan gözden geçirilmiştir ve kararını verecek. Türkiye ile Çekya arasında adli yardımlaşma ve suçluların iadesi anlaşması var ve bu anlaşma uyarınca Salih Müslim'in de Türkiye'ye iade edilmesi söz konusu. Diğer taraftan bazı haberler de çıkmıştı. O haberlerde bir takas istediği yönündeydi Çekya'nın. Çünkü Türkiye'de de yakalanmış, Çekya'nın aradığı bazı teröristler var. Ancak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ böyle bir takasın söz konusu olmadığını açıklamıştı. Onun ayrıntılarını da bulacağız. Evet, Salih Müslim yakalandı. Prag'da mahkemeye çıkarıldı ve kelepçeli olarak çıkarıldı. Bunu da vurgulayalım. Salih Müslim'in birkaç fotoğrafı var. Onlardan birini şimdi izliyorsunuz. Elleri kelepçeli olarak tutulduğu yerden alındı ve mahkemeye götürüldü. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığını da izliyoruz. Çekya polisi özel birimleri otomatik silahlarla eşlik ediyorlar. Bu hem bir koruma, aynı zamanda da herhangi bir girişime karşı da tedbir olarak getiriliyor mahkemeye. Fotoğrafları birlikte izledik ve son gelişmeleri alacağız. Hemen Prag'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ramazan Aktaş telefon hattımızda. İyi günler Ramazan, kolay gelsin. Fotoğraflar burada, mahkemeye çıkarıldı. Hangi aşamadayız? Lütfen aktar bizlere. Yayınlar Can Okaner, siz de belirtmiş olduğunuz gibi terörist başı Salih Müslim tahmin edilmiş olduğu gibi eli kelepçeli hakim karşısına çıkartıldı. Lokal saatle 11 sularında demiştik, Türkiye saati 13. Aynen o şekilde gerçekleşti. Kamuoyuna kapalı, basına kapalı bir şekilde gerçekleşiyor. Şu an A Haber ekibi olarak biz Sayın Büyükelçimiz Ahmet Necati Bigal'ın makamındayız. Onunla beraber takip ediyoruz. Sonuç alır almaz Sayın Büyükelçimizi canlı yayına alacağız. Tabii ki Salih Müslim çok stratejik bir isim. Yayınlarımızı da hep dile getirdik. Fırat Kalkan operasyonunda da Avrupa'ya gelmişti. Afrin operasyonunda da soluğu Avrupa'da aldı. Ama burada Interpol polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Kendisi kaldığı ülkelerde birkaç günden fazla kalmıyordu. Çünkü tutuklanma endişesiyle yaşıyordu. Ama çektik ya da Prag'da lüks bir otelde yakalandı kendisi. Hafta sonu olmasına rağmen çok hızlı yürüdü diplomasi. Sayın Elçimiz, bakanlarımız, hükümetimiz ivedilikle evrakları ilettiler. Çekya makamı da ivedilikle inceledi belgeleri diyebiliriz. Ve şu an hakim karşısında biz de anlayan Sayın Elçimiz Ahmet Necati Bigalı ile birlikte duruşmayı takip ediyoruz. Birazdan canlı yayında sizlere gelişmelerle ilgili bilgi vereceğim diyeyim. Başkent Prag'dan sözü tekrar size devredeyim.